Kişilerin ideal kilolarını beden kitle indeksi dediğimiz formülasyonla belirliyoruz. Beden kitle indeksi çok kolay, herkesin yapabileceği bir formül. Kilomuzu boyumuzun metre cinsinden karesine bölüyoruz. Boyumuz 1.60, 1.60'ın karesini alıyoruz 2.56. Kilomuz 55. 55'i 2.56'ya böldüğümüzde çıkan değere beden kitle indeksi diyoruz. Eğer çıkan değer 20 ile 25 arasındaysa biz olması gereken normal ağırlıkta olduğunu söylüyoruz kişilerin. 25'in üzerine çıkmışsa hafif kilolu diyoruz ama değer 30'un üzerine çıkmışsa artık kilo görüntünün dışında sağlığı riske eden obez diye nitelendirdiğimiz değerler içerisinde çıkıyor. 34'ün üzerinde çıkıyor ise bu değer artık aşırı kilolu diye değerlendiriyoruz. 40 ve üzerini morbid obezite olarak değerlendirilip ciddi derecede risk olduğunu belirtiyoruz kişilere. Bunlarla ideal kiloyu değerlendiriyoruz. Bu formülasyon basit bir formülasyondur. Aslında bunun dışında yaptığımız kişilerde özel ölçümler vardır. Burada vücut kompozisyon analizi yapılır. Kişinin kilosunun dağılımına bakılır. Yağ dağılımına, kas ve sıvı dengesine bakılır. Bazı kişiler beden kitle indeksine göre çok kilolu iken kas kitlesinin çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Beden kitle indeksine göre normalken yağ oranının yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden bu tür bir ölçüm daha derinlemesine ideal kiloyu belirlemede bize destek olmakta.